Namazla ilgili bazı deyimler. 6. Salat. Namaz demektir. Çoğulu salavattır. Salat, sözlükte dua manasındadır. Din deyiminde bildiğimiz ibadetten, erkan ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana musalli denir. Bir de salat, Peygamber Efendimiz'e şu şekilde yapılan dua manasına da gelir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine selamet ve rahmet ihsan buyur. Bu salat ve selamdan maksat, Peygamber Efendimizin hem dünyada hem de ahirette her türlü ikrama kavuşmasını istemekten ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir. 7. Tekbir. Allahu Ekber demektir. 8. Kıyam. Ayakta durmaktır. 9. Kıraat. Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir. 10. Rükû. Sözlükte eğilmek demektir. Din deyiminde namazdaki okuyuştan sonra eğilerek baş ve sırtı düz bir şekle getirmektir. On bir, kavame. Rükû halinden doğrulup bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar ayakta durmaktır. 12. Secde. Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını yüce Allah'a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye secdeteyn denir. Sücud sözü de secde etmek ve secdele manasına gelir. 13. Celse. İki secde arasında bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar oturmaktır. 14. Kade. Namazda teşehhüd için Ettehiyyatü Lillahi'yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa Kade-i Ula, ilk oturuş, ikincisine de Kade-i Ahire, son oturuş denir. 15. Rekat. Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki, bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa o zaman iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa o namaz üç veya dört rekatlı olur. 16. Şef. Çift manasında olup namazların her iki rekatına denir. Dört rekatlı bir namazın önceki iki rekatına birinci şef, son iki rekatına da ikinci şef denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da ikinci şef demektir.